Arkadaşlar merhaba. Bu ikinci videomuzda tekrar beraberiz. Biz sanatçı olarak ne tür performanslar yükleyebiliriz? Videolar veya müzikler yükleyebiliriz YouTube'a. Öncelikle şunu öneriyorum. Yani çok hızlı üretmek tabii ki mümkün değil, bir de gerekli değil. Yani hızlı üretmek değil, üzerinde düşünülmüş, demlenmiş, iyi tasarlanmış, yaratıcılık yanı bulunan ve özgünlük taşıyan eserleri tabii ki yüklemenizi öneririm. Çünkü çok yüklemenin, çok müzik yapmanın tek başına bir anlamı yok. Eğer sonuçta bu müziği kitlelere yapıyorsunuz. Eğer bu müzik kitlede yeni bir duygu yaratmıyorsa, yeni bir fikri yoksa herhangi bir şarkının, çok beğenilen bir şey değilse zaten çok üretmenin, yani gelişi güzel üretmenin de çok bir anlamı yok. Müzik alanından konuşuyorum ama müziklerinizi nasıl YouTube'a yükleyebilirsiniz? Hangi formatlarda? Örneğin akapella, yani enstrümansız müzik yapabilirsiniz. Veya sözsüz müzik yapabilirsiniz, enstrümantal. Veya sözlü müzik yapabilirsiniz. Grup müziği olabilir. Konserlerinizi yayınlayabilirsiniz. Hatta senfoni ve operalar da yer alabilir. Halk müzikçiler için veya etnik müzikle uğraşan arkadaşlar için derleme veya arşivlerinizi sunabilirsiniz. Şiir ve edebiyat çalışmalarınızı yükleyebilirsiniz. Yani şiir derken şunu söylemek istiyorum. Örneğin kendiniz şiirinizi seslendirebilirsiniz. Veya şiiri güzel yorumlayan bir kişiye okutarak bir fon eşliğinde veya fon olmadan da şiirlerinizi YouTube'da yayınlamanız mümkündür. Eğer ressamsanız resimlerinizi yükleyebilirsiniz. Eğer fotoğrafçıysanız fotoğraflarınızı. Eğer bir konuda kültürel araştırma yapıyorsanız bu araştırmaları. Bir sohbet düzenlemek istiyorsanız sohbetlerinizi yayınlayabilirsiniz. Konuşma yapabilirsiniz ama konuşma iki tür. Bir teatral, örneğin talk show gibi. Veya tek kişilik performanslar, tiyatro olabilir veya başka tarzda olan konuşmalar. Ama diğer bir konuşma şekli de bir konu üzerine bilgi vermek şeklinde gerçekleşen konuşmalar. Enformasyon diyelim biz buna, bilgi kanalı. Yani konuşmayı bu şekilde de kullanabilirsiniz. Veya gezi ve toplantı anılarınızı yayınlayabilirsiniz. Veya YouTube'u bir televizyon kanalı gibi kullanabilirsiniz. Diyelim ki bunların çok çok dışında kurumsal hizmetlerinizi, yani dernekseniz, vakıfsanız, herhangi bir konuda araştırma yapan bir kurumsanız, yardım kurumuysanız veya örneğin insan hakları ile ilgili bir aktivasyonunuz varsa yine bütün yayınlarınızı YouTube üzerinde yayınlamanız mümkün. Bu konuda şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz YouTube'un dünya üzerinde milyonlarca, milyarlarca insana ulaşma ihtimali var. Yani eskiden sahnelerimiz vardı, konserlerimiz vardı. Sinema salonlarımız vardı, tiyatro salonlarımız vardı, sergilerimiz vardı, fotoğraflar ve resimler için. Ve dijital teknoloji sayesinde artık sahne alanlarımız o kadar büyüdü ki, yine bunları tabii ki yani sadece YouTube yok. Yani YouTube'da bütün her şeyimiz demek değil. Ben şimdi bu bilgiyi size verirken, YouTube'u da çok şey yapmıyorum arkadaşlar. Mükemmel bir yapı gibi sunmuyorum. Ve kendi bugüne kadar alıştığımız performansları da bir kenara itelim demiyorum. Ama YouTube'un böyle bir avantajı varsa kendimizi daha farklı insanlara, hatta yabancı insanlara, yani yabancı diyelim ki İngilizce konuşan, dünya üzerinde başka bir yerde insanlara duyurma imkanına sahip olacağız. Herhangi bir üretimimizi artık bir ülkedeki, bir topluluktaki insana ait olmaktan çıkarıp evrensel düzeyde dünyanın herhangi bir yerindeki insana da ulaşabilme
imkanımız var. Bu nedenle YouTube'u bir şekilde bugüne kadar herhangi bir şekilde tasarlamamış olan arkadaşlar görsellik üreterek, yani bir video üzerinden bütün çalışmalarını, sadece sanatsal çalışmalarda değil, geniş kitlelere, hatta dünyanın ötesindeki insanlara da ulaştırması mümkün. YouTube'daki çalışmaların bir avantajı da şu olabilir. Örneğin etnik zenginliği, kültürel çeşitliliği yansıtma imkanına sahip olabilirsiniz. Etnisitelerin sahip olduğu dil, gelenekler, görenekler, yemek, yaşam tarzı, motifleri, masalları, şiirleri, öyküleri, şarkıları bir bütün olarak YouTube'dan yansıtma imkanına sahipsiniz. Artık CD'ye veya basılabilir materyallere ihtiyacınız yok. Veya şehirdeki insanlar için popüler kültürün çeşitliliğini yansıtabilirsiniz. Tabii ki şehirde yaşayan insanların da çok farklı çelişkileri var. Sanatsal üretimleri yaratırken şuna dikkat edelim arkadaşlar. Dinleyiciler ya da izleyiciler son derece zeki insanlar. Yani karşınızda sürekli yenilik arayan, cazibe arayan, bir özellik arayan, bir beğeni arayan insanlar var. Dolayısıyla ürettiğiniz şeyleri sıradanlaştırmamak çok önemli. Bir üretimi yaptım, oldu. Hemen bunu yayınlayayım. Aceleciliği veya bir sabırsızlığı göstermeye gerek yok. Çünkü sıradanlığı aşmamız gerekiyor. Herkesin ürettiği şeylerden kaçınmamız gerekiyor veya herkesin ürettiği biçimleri tekrarlamamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu nasıl olacak? Herkesin kullandığı imge, sembol, motif, enstrümanlar veya tarzların dışında yenilik aramak zorundasınız. İçerikte ve yansıtmada kendine has ve karakteristik bir sadelik oluşturmak zorundasınız. Şunu söylemek istiyorum. Çok malzeme kullanmak zenginlik değildir. Asıl burada önemli olan az malzeme ile zengin bir anlatım tarzı yakalayabilmektir. Ek olarak müzisyenseniz eğer, müzikal olarak kendinizi sürekli geliştirebilmeniz gerekiyor, sistemli olarak. Yani bir enstrüman öğrenmenin veya bir dil gibi düşünün arkadaşlar. Bir yaşam boyu süreceğini unutmayın. Bir uğraşının yaşam boyu aslında hep öğrenmeye ihtiyaç duyduğunu, yeni şeylerle beslenmesi gerektiğini hiçbir zaman unutmayın. Dolayısıyla enstrüman, vokal, armoni, dünyanın değişik müzikleri ve kültürlerini bir şekilde öğrenmeye çalışmak çok önemli. Olabildiği kadar farklı müzik tarzlarıyla donanmak, yani bunu yapacaksınız diye bir şey yok, ama şöyle söyleyelim, yani bir kütüphane birikimi gibi kafamızın bir yerinde güçlü bir kütüphaneyi donatmaya ihtiyacımız var. Diğer yandan bir insan gerçeği var. Yani biz de bu hayatın içinde bir insanız. Biz de bu hayata aitiz. Hayatın dışında değiliz. Dolayısıyla yaşadığımız hayatı anlayabilme, çözümleyebilme, yorumlayabilme ve bu hayatı bir şekilde müziğe yansıtabilme başarısı tek başına oluşan bir şey değil. Bunu sağlamak için de edebiyat ve felsefe ile kendinizi donatmanız gerekiyor. Yani bir eseri gerçekten doyumlu hale getirmek için sahip olmanız gereken birçok şey var. Ve bu hemen başarılabilecek, kısa sürede yapılabilecek bir şey değil. Yıllara dayanan bir şey. Mükemmel bir sisteme ve olanaklara sahip oluncaya kadar videolarınızı bir cep telefonu ile de çekebilirsiniz. Yani illaki bir kamera, illaki bir plato veya mükemmel bir background olması gerekmez. Hem de bir ekibe de ihtiyaç duymayabilirsiniz. İstiyorsanız videolarınızı çok basit bir şekilde cep telefonuyla kendi kendinize de çekebilir ve aynı şekilde cep telefonundan yayına verebilirsiniz. İdeal kamera ve imkanlar beklemeyin. Size önerim dağ başı, dağda bir yer, tarla,
deniz kenarı, köyler, ağaçlar, evinizin odası, hatta karanlık bir oda, mahzen, şehir mimarisi, eski yapılar, hatta izbe binalar bile doğal dekorunuz olabilir. Sorularınız varsa mutlaka videomuzun altına yazın. Çünkü çok farklı temaları burada genel bir şekilde açıklamaya çalıştık. Bunların çok ayrıntıları var. Belki bu açıkladığımız konudan yüzlerce sorular doğabilir. Her şeyi detaylandırmak bir programa sığmayacağı için ben sizden merak ettiğiniz konularda sorularınızı videonun altına yazmanızı rica ediyorum. Biraz sohbetimiz uzun oldu. Yani sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.